Merhaba arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Kalktık. Bugün okullar yok, artık tatile girildi. Ama gene derken kalktım, nedense uyuyamadım. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de oturuyoruz, biraz dinleniyoruz. Ben biraz daha dinlenirim, sonra da bakalım ne yaparım bilmiyorum. Bugün rüzgarlı ama karlar eridi. Dün bu kadar erimemişti. Yumuşak bir hava var bugün. Her ne kadar esse de, rüzgar esse de eridi yani. Böyle arkadaşlar, evdeyim diye düşünüyorum ama bakalım gün içerisinde açmaya çalışacağım sizlere de. Görüşürüz. Arkadaşlar ben geldim. Dün alışverişe gittim burada. Her yer çok kalabalıktı. Birbirine korna basan basana diyebilirim. Son günler ya artık. Bugün sanırım her yer erken kapanır. O yüzden ben de koştur koştur alışverişimi yaptım. Çocukları almadan önce okuldan. Bugün okullar yok. Dün sondu. Dün hediyelerini verdiler çocuklar öğretmenlerine. Ben de pırasa aldım arkadaşlar. Organik market var burada. Alışveriş market şeyi, merkezi. Oraya gittim. Ve gönlüme göre olan pırasayı buldum arkadaşlar. Çünkü benim canım acayip pırasa böreği istedi nedense. Son 1-2 senedir yapıyorum. Ve çok beğendim gerçekten. Normalde hiç yapmazdım. Yapmaya başladım son 2 senedir. Söylemiştim size pırasalar çok kalın, çok kötü diye burada. O yüzden muzdaribiz. Ama en kalın olmayan en şeylerini buldum o organik markette arkadaşlar. Şu şekilde. Yani Türkiye'dekilerden bir tık daha kalınlar ama buradakilerden 1000 kat daha iyi. O yüzden şimdi bunları önceden kesiyorum ki aralarına şey gidiyor, kalıyor çünkü. Bu da iyi kesmiyor. Şu büyük bıçakla devam edeyim. Aralarındaki topraklar kalıyor ya. O yüzden böyle kestikten sonra atayım suya istedim. Sirkeli suyla yıkayayım dedim. Böyle. Yani börek yapacağım. Onu da yufkamı çıkarmayı unutmuşum. Daha yeni çıkardım ama bilmiyorum yetişir mi. Saat epey geç olmak üzere çünkü. Yetişmezse yarın da yaparım. En azından içi hazır olsun. Çocuklar anneannelerine gitmek istiyorlar. Ağladı bir tanesi dün. Bize hediye yapmışlar okulda. Biri bana yapmış, birisi anneannesine yapmış. Anneannemi özledim dedi. Anne sana o yüzden yapmadım falan dedi, yazık. Bu koronadan dolayı gitmiyoruz demiştim ya arkadaşlar. Bugün onlara uğramak istiyorum ya. Çocuklar görsünler bakalım anneannelerini, dedelerini. Taşıyıcıyız, bir şey olur diye korkumuza, yani taşıyıcıyızdır diye falan da korkuyoruz ya. Hastalığımız yok çok şükür, iyiyiz ama zaten bu hastalıkta taşıyıcılar sıkıntı zaten sanırım. Çünkü hasta olduklarını bilmedikleri için, bir de böyle grip gibi falan, nezle gibi geldiği için o yüzden bilinmiyor. Öyle sıkıntı. Ben epey aldım pırasa arkadaşlar. Hepsini ne kadar yapacağım bilmiyorum ama çünkü 3 tane yufkam var sadece. Çok da kesmeyeyim bunları. Böyle ben bunlara devam edeyim arkadaşlar. Eğer bugün yetişirse pırasalarımı, bugün börek yaparız inşallah sizlerle. Sonra görüşürüz. Çocuklar acıktı. Ben de evde hot dog, yani sosis vardı arkadaşlar. Hot dog yapacağım onlara.
burrito size hot dog deniliyor burada. Yani bazı kelimeler Türkçe'ye çevrildiğinde olmuyor arkadaşlar. Yani o yüzden çok düşünüyorum ya ben konuşurken. Türkçe kelimeleri de bazılarını bilmiyorum çünkü. Ya da unutmuş oluyorum. Mesela hot dog Türkçesi hot, hem sıcak hem acıya da deniliyor burada. Spicy de deniliyor acıya. Yani sıcak köpek olmuş oluyor. Dog köpek demek mesela. Sıcak köpek ya da acı köpek anlamında Türkçe'ye çevirdiniz mi? Çok garip şeyler çıkabiliyor yani ortaya. O yüzden dün demiştim ya videomun sonunda, film var, sevdiğim film ama Türkçe çevirisini bilmiyorum diye. O yüzden dedim. Çünkü çok değişik isimler konulabiliyor. Mesela Cehennem Silahı diye bir Mel Gibson'ın filmi vardı. Aslında Cehennem Silahı değil yani bu çevirdiğinizde Türkçe'ye. Yani öyle onun gibi. Şimdi ben şöyle aldım bunları. Sosislerimi pişireceğim. Aslında bunların böyle döne döne pişirilen makineleri var. Onlardan yok benden. O yüzden ben şeyde pişireceğim, tavada. Ekmekleri de bunlar arkadaşlar. Ama aldığım ekmek çok kötü çıktı. Dikkat etmeden mi aldım, aceleyle dün yani aldım bunları. Çocuklar seviyor diye. Şu şekilde bunun içine koyacağım şimdi ben. Çocuklara hazırlayacağım. Sizlerle birlikte yanmak istedim. Çünkü durgun bir gün geçiriyorum arkadaşlar. Açıkçası yapacak bir şey yok evde. Günümü sizlerle birlikte geçirmek istedim ben de. Özellikle şuradaki ekmeğe bakın arkadaşlar. Bunu alt tarafa koymuşlar kulisi görünmesin diye. Bakın zaten bu böyle geldi. Yok, üstü yok yani. Var da şu şekilde. Bu, üst bu. Yarısı nerede bu ekmeğin? Sanki birisi bölmüş gibi diyeceğim ama açık değildi yani. Kapalıydı ama şununla kapatıyorlar işte ekmekleri de. Bilemedim ama alt taraftaydı. Dediğim gibi ona ulaşabilmek için üsttekilerin mahvolması lazım. İşte böyle olabiliyor bazen. Çünkü çok yumuşak bunların bu ekmekleri. Hemen dokunur dokunmaz dağılabiliyor o yüzden. Şöyle hazırladım. Kendime de bir tane yapacağım. Ben bunlar pişerken kapatayım arkadaşlar. Piştikten sonra hazırlık yaparken açacağım tekrar sizler için. Hot dogların çoğu pişti arkadaşlar. Bunları şimdi şöyle çatal yardımıyla alacağım. Çocuklara ikişer tane yaptım. Belki severler. Bunlar seviyorlar çocuklar yani. Diye. Ben bir tane bunu da koydum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi oğlumun birisi hiçbir şey sevmiyor. Önceden seviyordu ama sevmemeye başladı. Mayonez, ketçap koymayacağım ama sadece ona turşu koyacağım. Kornişon turşu. Şu şekilde. Biraz kesmeye çalıştım ince ince. İyice acıktılar, iyice özenerek yanmadım arkadaşlar. Şu şekilde koydum. Görebiliyor musunuz beni? Şu şekilde arkadaşlar. Yanına da şöyle bir iki tane gene koyacağım. Diğer oğlum hepsini istiyor, seviyor. Aslında bunlar Amerikalılar. Burada hardal ve
horseradish diyorlar. O da şeymiş arkadaşlar, yaban turpu demekmiş. Onu da koyuyorlar. Onlar bende yok evimde yani. Hardal var ama şey yok. Horseradish yok. Yani yaban turpu yok. Onları koyarak yiyorlar buradaki Amerikalılar. Evet, şöyle iki taraflı koydum. Mustard istiyor mu Emre? Emre istiyormuş. Önce şöyle biraz çok az mayonez koydum arkadaşlar. Hardal koyacağım şimdi. Az biraz da. Bu honey hardalıymış. Normal değil yani. Ballı galiba. Ay, şurası şey oldu. Şu şekilde bu. Honey yazıyor çünkü. İçinde bal var. Ay, bu da. Biraz da ketçap. Aslında biraz önce yemek yediler ama tekrar acıkmışlar. Ben de akşam olmadan bir yesinler istedim. Daha çünkü böreğin şeyini koymadım. Bu şekilde. Bunların öğle yemekleri de sayılmıyor. Çünkü öğle saati geçti. Bu şekilde arkadaşlar. Hot dog'larımız. Böyle biz bir bunları yiyelim. Birazdan tekrar görüşürüz. Ben bunu koydum. Şimdi birazcık sulansın. Sararmış. Hazır sararmışken biraz kavrulmuş. Hemen tuzunu atayım istedim. Sizlerle beraber. Daha bu tuza da alışamadım, pembeye. Az atıyorum bazen, bazen çok attım diyorum, gene az oluyor bir şeyler yani. Şöyle az atayım, ne olur ne olmaz. Birazdan tadarım. Eksiye çare oluyor da fazlaya çare olmuyor. Karabiber. Çok da acı olsun istemiyorum. Çocuklar yiyemeyebiliyor. Epey bol oldu pırasam. Sanki yufkam az gibi ama bakacağız artık. Elim mi yanlıyor? Şöyle de çok az, bir buçuğa yakın salça koymak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, ben böyle şeyleri çok seviyorum. Sizde de var mı böyle huylar bilmiyorum da, bir tuzluk hastasıyım, bir de böyle şeyler çok seviyorum böyle. Bunların ismi ne Türkçesi bilmiyorum da, böyle kaşıklık hani koyuyorsunuz ya kirlenmemesi için. Kışa ayrı, yaza ayrı böyle kaşıklıklarım var benim. Bir de tuzlukları da çok severim. Yani gider alırım her yerden. Şöyle iyice ezeyim. Sizin de böyle takıntı yani hoşunuza giden olsa da tekrar aldığınız şeyler var mı? Mutfak eşyası olur, ne bileyim çanta olur, ayakkabı olur. Böyle şeyler var mı? Ben böyle ayakkabı, çanta fazla öyle almam ama mutfaktaki böyle bazı birkaç tane takıntım var açıkçası.
Seviyorum böyle şeyleri. Şimdi bu epey kavruldu arkadaşlar ama ben buna çok az bir de su katmak istiyorum. Et istiyor bu arkadaşlar. Et mi istiyorsun sen? Ha? Ben kuru yem verince şey yapıyorlar. Mırın kırın yapıyorlar. Şöyle çok az katmak istiyorum. Fazla değil. Zaten sararmış. Pişmiş hemen hemen. Salçasını da biraz kavurduk. Biraz da böyle salçasıyla, tuzuyla pişsin. Kapatacağım ben arkadaşlar bunu. Sonra da biraz daha katayım su. İnşallah birlikte yaparız. Evet. Evet. Kısayım altını da. Birazdan görüşürüz. Öğünümüzü yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Yufkalarım eridi, buzlu. Bu şekilde. Bunları da taze olarak almıştım, bulmuştum ve buzluğa atmıştım. Gerçekten büyük nimet, dediğim gibi bunları bulabilmek bizim için. Yani şimdi hemen bir bıçak bulacağım. Buraya klasik arkadaşlar, hepimizin de bildiği gibi yağ, süt ve yumurta yaptım içine. Bu şekilde ıslatmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Aslında yoğurt da koyabilirdim ama daha yumuşak olması için. Yoğurdum az kalmış. Yoğurt yapmam lazım. Yoğurt koymadım artık. Şu şekilde. Fazla da ıslatmayayım. Çok ıslanmasın. Burada da pırasalarım var. Soğudu. Şöyle elimle koyacağım arkadaşlar. Ben diğer türlü koyamıyorum maalesef. Şöyle şu şekilde koymak istiyorum. Herkesin el alışkanlığı vardır ya. Ben de böyleyim. Bu arada beyaz peynirim kalmamış. İçine peynir de katmak istedim. Ben de şey koydum arkadaşlar. Mozzarella peyniri koydum. Bakalım nasıl olacak. Güzel olur mu bilmiyorum. Umarım güzel olur. Denemiş olacağım. Daha önce içinizde böyle deneyen oldu mu bilmiyorum ama. Şu şekilde. Hemen elimi siliyorum arkadaşlar. Sizi de bekletiyorum ama. Şimdi şöyle göz hizası şöyle ayırıyorum ortadan. Bıçağım kesse daha iyi olacak da. Şöyle şu şekilde. Bakın kesmemiş bıçak burayı. Bıçağım iyi değil. Hay Allah. Halbuki sivri bir bıçak aldım ama neden öyle oldu? Bilmiyorum ki. Yırtmak da istemiyorum yufkayı. Tamam. Kestim sonunda. Şöyle
Aslında biraz daha koyabilirim bunun içine. İçim bol. Şu şekilde. Ben içi bol seviyorum. Siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Bunu geçen yaptığım börek gibi şeyde de olur bence bu arkadaşlar. Tepside de olur. Şey, tepsi demişim. Hem konuşup hem iş yapamıyorum bazen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok şey oldu. Islandı şurası. O yüzden. Geçen tencerede börek yapmıştım ya arkadaşlar. O şekilde de olur diye düşünüyorum bunun. Güzel olacağını düşünüyorum. Hatta belki daha güzel olur ıslanaklı da. Ama ben bugün bunu böyle fırında yapmak istedim. Hazır taze yufkayı da bulmuşken şöyle şu şekilde gül şekli verip, şimdi böyle gül şekli verip de ayrı ayrı da pişirebilirim. Ama ben bunu etrafında dolayarak yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk yufkayı sizinle birlikte yapmak istiyorum. Sonra sizinle yapmayız. Çünkü sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Şu şekilde. Kalın kalın dolandı. Evet. Şu şekilde. Koydum, etrafına çevirdim. Tabii ki siz görmüyorsunuz orada ama ben şimdi size göstereceğim. Dışarıda bu arada acayip rüzgar çıktı arkadaşlar. Elektrikten gene mesaj geldi. Elektriğimiz gidebilir mi diye. Hep geliyor ama şu ana kadar gitmedi çok şükür ama yani belli de olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Etrafını şekilde yapacağım, bitireceğim ve hemen geliyorum. Ben hem yumuşak olur diye hem de şey diye önce bir sütlü karışımından da koymak istedim. Bu karışımı sürmek istedim üstüne arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Yangın alarmı öttü arkadaşlar. Duman oldu çünkü. O yüzden önemli değil yani. Kapıyı açtık. Bu şekilde. Belki kırmızılığı olmaz tam olarak. Kızarmaz üstü bilmiyorum da. Dur bakalım. Bir de böyle deneyeyim dedim. Yumurta. Çünkü bunun içinde de var. Bir fazlalık şey var. Süt. Süt de yumuşatır diye düşündüm. Şuralar biraz patladı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle hemen birazcık susam yapmak istiyorum. Fırınımı açmıştım 400 dereceye zaten. Pardon, 400 buranın derecesiyle 200'e açmıştım arkadaşlar. Şu şekilde bol susamlı. Ve hemen fırına veriyorum. Bu pişsin. Görüşürüz arkadaşlar. Böreğimiz pişti. Çok da güzel kızarmış. Üzerine biraz bez kapattım yumuşasın diye. Gayet de yumuşak. Ben bunu servis yapacağım. Ve geliyorum hemen arkadaşlar. Ben tabaklara böyle hazırladım. Yanlarına belki isterlerse çocuklar domates falan da koyacağım. Meyve suyu, çay bu şekilde yeriz diye düşünüyorum. Bugünkü akşam yemeğimiz de böyle pırasalı börek oldu arkadaşlar. İçini bol koyduğum için içi bu şekilde oldu. Gayet de lezzetli görünüyor. Umarım öyle olmuştur. Bugün fazla bir şey yapmadım arkadaşlar. Evde bir gündü ve inanın temizlik de yapmadım zaten. Çamaşır yıkadım. Çocukların çamaşırını yıkadım. Oturdum, dinlendim.
Ve mutfaktaydım zaten. Çocuklar evde olunca mutfaktan daha da çıkılmıyor. Böyle ayın 3'üne 4'üne kadar, böyle yani Ocak 3-4'üne kadar evdeler çocuklar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ve like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.